Ardında gözü yaşlı sevenlerini bıraktı. Türk sinemasının çok sevilen oyuncularından biriydi. Sadece bir oyuncu değildi. Baba, arkadaş ve can yoldaşıydı. Rajon kesmekte üstüne yoktu. O posta koyan adamın gerçek hayattaki naif kişiliğini hepimiz biliyoruz. Aslında görünenden çok daha fazlasıydı ve mücadelesiyle her birimize örnekti. Ölüm ağır gelmişti sevenlerine. Gözyaşları, ağıtlar ve sitemler doldurdu onun yokluğunu. Kurtlar Vadisi'nin Testere Necmisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ünal Abisi, Avrupa Avrupa'nın Ferdi Koparanı, Benim Annem Bir Melek dizisinin Cahit Turuncusu, Büyük Projelerin Aranan ismi. Evet, Tarık Ünlüoğlu. Bir röportajında asıl rolümü henüz oynamadım diyordu. O tevazu gösterse de biz onun ne kadar başarılı olduğunu biliyorduk. Tarık Ünlüoğlu 16 Kasım 1957'de İzmir'de dünyaya geldi. Ailesi ona Reşat Tarık Ünlüoğlu ismini verdi. Hareketli, yerinde duramayan bir çocuktu. Top oynamak hayatındaki en önemli tutkusuydu. Hayallerinin arasında futbolcu olmakta vardı. İlk ve ortaokulu İzmir'de tamamladı. Liseyi ise İzmir Namık Kemal Lisesi'nde okudu. 12-18 yaşları arasında okulda profesyonel olarak futbol oynadı. Ama spor kariyerini bununla sınırlı bırakmadı basketbolda oynuyordu. Bir yandan da sinemaya aşıktı. Hiçbir filmi kaçırmıyordu. Bir röportajında oyunculuğa olan yatkınlığını en saf haliyle şöyle dile getirmişti. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray gibi yıldızların alayına aşıktım. Ve bir baltaya sap olmam gerekiyordu. Sahada ya da sette. Sette oldum. Artist olayım diye hep dua ederdim. İşte böyle başlamıştı onun macerası. Ancak ettiği duaların gerçek olması için zamana ihtiyaç vardı. Ankara Devlet Konservatuarı'nda bir yıl opera eğitimi aldı. Sonra tiyatro bölümüne geçti. Uzun yıllar devlet tiyatrolarında çalıştı. Televizyon ve sinemada hemen ardından geldi. Aslında konservatuar sınavlarını kazanamamıştı. İzmir'e dönüp bulaşıkçı ya da işportacı olacaktı. Şükürler olsun ki tercihleri arasında operada vardı. Sınavına girdi ve 7 yıllık bölümü yatılı olarak kazandı. Ancak gönlü tiyatroda olduğundan şan ve solfej dışında derslere girmiyor, hocalarından aldığı özel izinle tiyatro derslerini takip ediyordu. Salvador Dali'den alınan ilhamla okulda ona Salvador demeye başlamışlardı. Herkes onu parmakla gösteriyor, onun bir yıldız olacağına inanıyordu. Zaman su gibi aktı, sınav günü geldi. Tarık Ünlüoğlu şan sınavını vermişti ama solfejden kalmıştı. Burada yatılı okuyordu, hayatının bittiğini hissetti. İzmir'e döndüğünde depresyonun kıyısındaydı. Röportajında bugünleri anlatırken atılmamak için o kadar yalvarmıştım ki hala rüyalarıma girer diyordu. Ancak hayatın onunla ilgili çok güzel planları vardı. Bir arkadaşı Tarık Ünlüoğlu'nu çalıştırmaya başladı. Yönünü kalbinin yoluyla bir kıldı ve tiyatro sınavlarına girdi. Şimdi her şey tamamdı işte. Bundan sonrası çok hızlı gelişti. 5 yıllık okulu 4 yılda bitirdi. 20 yılı aşkın çalışacağı Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan ilk maaşını aldığında hayatının en büyük mutluluklarından birini yaşamıştı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda taraf tutmak ziyaretçi Ateşle oynayan, resimli Osmanlı tarihi, Yunus Emre ve Cimri gibi daha onlarca oyunda rol aldı. Tüm bunların arasında aklında yatan bir diğer meslek, kaptan pilotluktu. Yaşam ona yeni kapılar açınca yolculuğun yönü değişse de uçmaya düşkünlüğü hiç değişmedi. Çok da iyi pilot olurdum diye düşünüyordu. Öyle ki hiç pilotluk eğitimi almasa da dolaştığı coğrafyada bindiği uçağın tipini, gideceği yolun ne kadar süreceğini, gökyüzünde olsa da hangi şehrin üzerinden geçtiğini çok iyi biliyordu. Pilot olmamıştı. Ama bundan sonra yaşantısında en azından bir yolcu olarak uçarken bir pilot gibi hissedebilirdi. Her uçuşunda mutlaka cam kenarında oturur, gökyüzünü, bulutları izlerdi. Kendisini bildi bileli Fenerbahçeliydi. 17 yaşında bir başka takımı aşkla bağlanacağını söyleseler kendisi de inanmazdı bunu. Ancak o hep içinden geldiği gibi hareket etmişti. Beşiktaşlı oluşunun hikayesi de bununla ilgiliydi. Namık Kemal Lisesi'nde top koşturduğu zamanlardı. Futbolcu olmak istediği yıllardı. İzmir'de Göztepe-Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş o maçta Göztepe'yi yenerse şampiyon olacak ve İzmir'de şampiyonluk turu atılacaktı. Tarık ünlü oldu da maça gidecekti tabii. İzmir'de Göztepe takımını tutuyordu. Haliyle şimdi burada Göztepe'yi destekleyecekti. Ama bu maç onu tahmin ettiğinden daha fazla etkilemişti. Katıldığı televizyon programında şöyle anlatmıştı o anları. Bu maçta Yusuf Yusuf diye bir oyuncu var Beşiktaş'ta rahmetli. Onu zaten çok beğeniyordum. Ama o maçta öyle bir top oynadı ki nutkum tutuldu. Bir çalım attı, iki göztepeli kafa kafaya çarpışıp bayıldı. Böyle bir çalım hayatımda görmedim. O maçık Beşiktaş kazandı ve şampiyon oldu. Daha önce çok Beşiktaş maçı izledim ama o maç çok enteresandı. Bu nasıl bir takım dedim. Tamam dedim ben bu andan itibaren Beşiktaşlıyım. Dönek dediler ama ne yapayım. Tarık Ünlüoğlu aslında daha önce evlenmiş ve bu evlilikten Zeynep adını verdi bir kızı olmuştu. Kızı Zeynep hayatını babasının mesleğini yaparak geçirmeyi hiç düşünmedi. Sistem analizcisi oldu. Zamanı geldiğinde de Oya Başar ve Levent Kırca'nın oğlu Umut'la evlendi. Tarık Ünlüoğlu, kızı Zeynep'in annesinden boşanmıştı. 25 yıl sonra ise hayatının geri kalanını sanatçı Gülenay Kalkan'la geçirmeye karar verdi. Bunca zaman devam etmiş sevgi dolu birliktelikte onlarınki. Sonra Gülenay Hanım nikah istedi. Tatile gittikleri Berlin'de 14 Şubat 2013'te resmi olarak dünya evine girdiler. Tarık Ünlüoğlu'nun hayattan en çok istediği şey annesi, kızı, eşi, akrabalarıyla sağlıklı, mutlu, iyi bir hayat geçirmekti. Paraya önem vermiyor, anı yaşamayı tercih ediyordu bir yazlık ve bir araba dışında yatırım yapmadığını söylüyordu. Emekli olduklarında devletten aldıkları emekli maaşının kendilerine yeteceğini vurguluyordu. Tarık Ünlüoğlu ve Zarif eşi dizilerden kazandıkları parayı da tatillerde harcadıkları bir yaşam tercih ediyorlardı. Sanat yaşamına dönecek olursak Tarık Ünlüoğlu tiyatro oyunculuğunun yanında televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almış, dublaj çalışmaları yapmıştı. İlk kez 1973'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda İstanbul Efendisi oyununda sahnedildi sahnedeydi. 1983'te ise Kurt ve Kuzu adlı dizide ekranlara çıkmıştı. 1996'da Bir Erkeğin Anatomisi adlı filmle Beyaz Perde'ye merhaba demişti. Kariyerindeki dönüm noktası ise Kurtlar Vadisi dizisi olmuştu. Testere Necmi rolüyle büyük bir hayran kitlesi yakaladı. Dizinin ikonikleşmiş karakterlerinden biriydi. 2005'te Songül Öden ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Gümüş'te Tarık rolündeydi. 2008'de Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal'la birlikte rol aldığı benim annem bir melekte Cahit karakteriyle karşımızdaydı. 2014'te Ahneriman dizisinde yer aldı. Sinema filmleri de çeviren sanatçı 2011'de Ata Demirer ve Demet Akbağan başrollerini paylaştığı Eyva Heyva 2 ve 2014'te Eyva Heyva 3'te Edremit karakteriyle kamera karşısındaydı. 2015'te ise Eşkıya dünyayı hükümdar olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat verdi. 2018 yılında ağırlaşan Tarık Ünlüoğlu çekimlere bir süre hasta hasta devam etti. Etti. Akciğerlerindeki bir rahatsızlıktan dolayı tedaviyi görüyordu. Artık Ünal Kaplan karakterini canlandırdığı dizinin setlerine bile katılamaz olmuştu. Acı haber 1 Ekim 2019'da geldi. Tarık Ünlüoğlu hayata veda etti. O büyük projelerin aranan usta ismiydi. Hayalleri, çok sevdikleri ve başarılarıyla bir Tarık Ünlüoğlu geçti bu hayattan. İyi ki geçti.